bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Ademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Akıl bir alettir. Cenab-ı Hak insanları ve cinleri o alet ile kendisine muhatap etmiştir. Akıl bir baston gibidir. Vücut ona dayanır, ayakta durur. Ancak baston da vücutla, onu tutan elle ayaktadır. Akıl adeta iki ayrı şeyi birbirine bağlar. Akletmek adeta atın ip ile herhangi bir şeye bağlanması, dizginlenmesi, kontrol edilmesi gibidir. Akıl aynı zamanda bir askı durumundadır. Böylece gözün gördüğünü, kulağın işitmiş olduğunu akıl adeta numaralandırılarak kendi gardırobuna bir derece asmasıdır. Eğer zaman içerisinde tozlanmazsa veya numaraları silinmezse kolayca o gardıroptan numaratik duruma göre onu oradan çıkartır ve de kullanmış olur. Akıl din ile istikametini bulur. Çünkü aklın en ehemmiyetli durumu istikametidir. Kendi başına mücerret soyut olaraktan aklın bir manası, bir ifadesi yoktur. İnsanı hedefe götüren iki özelliği vardır. Biri akıl, diğeri kalptir. Kalp ise inkılap eden, sürekli dönen, dönüşen, adeta radar gibi bir özelliğe sahiptir. Akıl böylece kalbin almış olduğu, gözü, kulağı ve kalbe doğan şeylerin bu üçünün bir derece muhafaza edildiği, hıfzedildiği bir durumdur. Kafa bir gardıropsa, akıl ise böylece numaratik olaraktan almış olduğu şeyleri o kafa gardırobunda tasnif eder, sıralar, taksim eder. Ona göre böylece zaman içerisinde insan ondan alaraktan kullanır. Evet, aklı olmayanın Efendimizin ifadesiyle dini de yoktur. Kişi aklıyla sorumludur. Çünkü akıl ile iyi kötüyü, hayır şerri, kısacası zıtlıkları birbirinden ayırmış olur. Çünkü İslam hukukunda da, mecellede de tuaraful eşya'u bi ezdadiha, her şey zıddıyla bilinir. İşte bu zıtları birbirinden ayırıp da iyi ve faydalı olanları dine dayanaraktan tasnif edip, taksim edip ortaya çıkartması, aklın istikameti bulması ancak din ile olmuş olur. Yani mesela insan hayatında der, işte aklımın bir kenarına yazdım, yani aklıma koydum, aklımda bulunuyor. Aklımda değil, aklımdan gitmiş gibi ifadeler hep bir derece aklın genel olaraktan elde etmiş olduğu şeyleri artık düşününüz. Gözün gördüğü tüm renginden tutunuz da boyundan vesaire tüm özelliklerini, yine kulak kanalından girmiş olmasıyla beraber aklın o sesleri birbirinden tasnif etmesi, yani bir derece akıl bu manada varlıkları, eşyayı birbirinden ayırma özelliğine sahiptir. Bu takdimden sonra insanın iki özelliği demiştik. Biri akıl, diğeri kalp özelliği. Felsefe insanın aklını esas alır. Felsefede akıl öncüdür, önceliklidir. Akıl esastır ve temeldir. Din ise daha ziyade birinci derecede kalbi esas alır. Akıl vahiy ile beslenirse bir kıymet ifade etmiş olur. Aynen onun gibi. Yine üstadın ifade ettiği gibi aklı aydınlatan fen ilimleridir, kalbi aydınlatan din ilimleridir. Akıl daha ziyade dünya eksenlidir, ağırlıkla birinci derecede. Kalp ise ahiret eksenlidir. Ancak ikisi birbirinin mütemmimidirler. Kalpsiz bir akıl adeta kör bir insan gibidir. Akılsız bir kalp de elbette ki o da bir taassup, körü körüne bir saplantı içerisine girmiş olur. İkisinin birleşmesiyle ancak hakikat tecelli eder.
Bunu biraz daha açalım. Batıda felsefe hakimdir ki üstadın bütün bu tasnif yönlerini ele alacağız. Doğuda ise daha ziyade din hakimdir. İkisi de eksiktir. İkisinin bir araya gelmesiyle hakikat tecelli eder. Batıda felsefe okutulup akıl ön plana çıkartılırken, doğuda da diyelim ki ağırlıkla medresede din okutulup felsefeden ayrı soyutlanmış olduğu zaman o da nakıstır. Ancak felsefe başlı başına felsefe olarak, akıl olaraktan bir şeyi aramayı hedef eder. Ama felsefede işin kötü tarafı, felsefede bulmak, neticeye ulaşmak hedef değildir. Onun için bu da nakıstır. Felsefe arar ama bulmaz. Felsefenin İslami olanı hikmettir. Yani böylece hem arar hem de neticeyi bulmuş olur. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا buyurur Rabbimiz. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Efendimizin de re'sül hikmeti mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. İşte Avrupa'da daha ziyade birinci derecede felsefe olup kalpten uzak olduğu içindir ki, dinden kopuk olduğu içindir ki, o bir zararlı bir alet durumuna gelmiş oluyor. Artık aletlikten çıkmış. Yani adeta silahın olumlu yönde, koruma yönünde değil de öldürme yönünde kullanılışı gibi. Fitne, hile, aynı zamanda tilki gibi aldatma yönünde kullanılmış oluyor. Akıl büyük bir nimettir. Akıl büyük bir nimettir. Kainatın fevkinde önemli bir hakikattir. Zaten onun içindir ki Allah bir kıymet veriyor. İnsanı o aklından dolayı kendisine muhatap alıp onunla konuşmuş oluyor. Bugün ne hukuk, ne herhangi bir insan, aklı olmayan bir insanı kendisine muhatap almaz. Hatta yaptığı işi bile, ağır bile olsa değerlendirmez yani. Ceza bile vermez herhangi bir durum içerisinde. Peki, baktığımız zaman, felsefe ile uğraşan insanlara baktığımız zaman, eğer dine istinat etmemişse, hakikaten dengesiz hareketler içerisinde eksik ve nakıs, akıl ölçü olduğu içindir ki o aklında akıl olması lazım. Yani benim aklım ölçüdür, tamam da eğer senin aklın ölçü olsaydı bunca akılların manası neydi? İstişare ve meşveretin anlamı neydi? Vahyin gelmesindeki, dinin gelmesindeki anlam neydi? Demek ki bu manada akıl soyut olaraktan bir ölçü değildir. İşte ancak bir alet olarak kullanılabilir. Dine istinad edip de istikameti bulduğu zaman o akıl akıldır. Bu manada baktığımız zaman ancak bununla beraber üstad gibi burada da okuyacağız. İmam-ı Gazali gibi özellikle bu iki şahsiyet daha önceki birinci devrelerinde felsefeyle uğraşmışlar. Çünkü hoş bir durum. Yani aklı hareket ettirmek, kullanabilmek güzel bir durum. Bir pratiklik olmuş oluyor hayatta. Ancak işte soyut olduğu zaman bir anlam ifade etmiyor. İşte bu manada baktığımız zaman ilk dönemlerde İmam-ı Gazali felsefeyle uğraşmış. Ancak zaman içerisinde felsefenin soyut olaraktan bir mana ifade etmediği içindir ki tehafut-u felasife diye felsefecilerin tutarsızlıklarını gördüğü için felsefenin tutarsızlıkları ile ilgili tutarsızlığı adıyla bir kitap yazmış. Ama İbn-i Rüşd de felsefecili olarak o da tehafut-u felasife yazmış. Yani İmam-ı Gazali'nin tehafut-u felasifesi adlı kitabının tutarsızlığı manasında. Çünkü İmam-ı Gazali hakikaten o uzun döneminde gittiğinde bakmış ki felsefe soyut olaraktan hakikaten insanı girdaplara götürüyor. Çünkü felsefe adeta karanlıkta bir şey aramak gibidir. Bulmayı hedeflemez. Bulmayı hedeflemez. Tıpkı Nasreddin Hoca'nınki gibi. Nasreddin Hoca ambarda iğnesini kaybetmiş. Ancak dışarı çıkıyor bir şeyler ararken dostları soruyor. Hayrola hoca. Neyi arıyorsun ya, iğnemi kaybettim diyor. Tamam da nerede arıyorsun, kaybettin? Ambarda kaybettim. Tamam da orada niye aramıyorsun da dışarıda arıyorsun hoca? Orası karanlık onun için diyor. Bu manada felsefe bulduğu zaman zaten işi bitmiş oluyor. Hedefe varmadığı içindir ki felsefe bu manada kısırdır. Yine üstadın ifade ettiği gibi. Yani felsefe de körlerin deveyi tarif etmesine benzer. Birisi ayağına yapışmıştır. Deve, fil nedir? İnce uzun direk gibi şeye fil denilir. Öbürü gövdesine yapışmıştır. Deve, fil nedir dersiniz? O da der ki silindir gibi olan şeye fil denilir. Öbürü hortumuna, öbürü kuyruğuna. Böylece hepsi körlerin fili tarif etmesi gibi felsefenin durumu da odur. Onun için
İmam Gazali bu noksan ve körlüğü gördüğü içindir ki felsefenin İslami olanı hikmet dediğimizi kelam olmuş oluyor. Böylece bu manada kelam ilminin başlangıcını oluşturmuş oluyor. Ondan dolayı İmam Gazali'ye önceki kelamcılar ve sonraki kelamcılar, yani mütekaddimin ve müteahhirin diye ifade ettiğimiz kelamcıların ayrışmış olduğu ana dönüş noktasını ifade etmiş oluyor. Çizgi o olmuş oluyor İmam Gazali. Öncekileri mütekaddimin, sonrakileri de müteahhirin denilmiş oluyor. İşte o manada hakikaten ondan beridir ki bin yıldır baktığımız zaman hakikaten İmam Gazali insanlar için rehber olmuş. O konuda kelamda büyük bir mesafe kat etmiş oluyor. Çünkü baktığımız zaman mesela bu manada birçok filozof, batılı olsun, doğulu olsun, birçok filozof, mesela Eflatun bu manada dinin ortaya koymuş olduğu geniş hakikatler olan ahireti kendi kafasına göre ideler alemi diyerekten bir alem ortaya koymuş. Yani bu manada gerçek olaraktan hakikatin ucunu görmüşler ama İbn Sina da dahil. Hakikatin ucunu görmüşler ama hakikate tam vakıf olamamışlar. Yani bu manada İslam filozofları içerisinde de, Batı filozofları içerisinde de sadece aklıyla hareket edenler aynen bir derece kendi ışığıyla, mum gibi ışığıyla hareket edip o kainat çapındaki büyük hakikati onunla keşfetmeye, anlayıp kavramaya, maalesef çalışmaya başlamışlardır. Bu noktada genel olaraktan tüm külliyatta tahlil ettiğimizde, baktığımızda şunu görürüz ki genel olaraktan üstad felsefeyi Risale-i Nur'un birçok yerlerinde ele alıyor. Birçok noktalarında felsefenin mahiyetini, hakikatinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Burada Mesnevi'nin hemen girişinde üstadın hayatını iki devrede ele alaraktan bu manada felsefeyi, üstadın da felsefeyle ilgilenmiş olduğu dönemlerdeki durumu ile sonraki, yani eski Said, yeni Said tasnifini şöyle yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi Mesnevi Şerifi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddimesi 5 noktadır. 1. nokta. 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye, akıl ilimleri ve felsefiye de hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Yani bir arayış içerisinde. Felsefenin güzellik noktası bu. İnsanı bir arayışa itiyor. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı. Çünkü felsefe o yarayı açıyor, kapatmıyor. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı. Onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhidi kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstadı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye. Yalnız o üstadı kutsinin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şubahatıyla, şek ve şüpheleriyle onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil. Çünkü felsefede bu var. Arama. Bu karanlık odada bir şey aramak gibidir. Bulmayı hedeflemediği içindir ki gözü kapalı gidiyor. Bulduğu zaman felsefesi bitecek, işi bitecek. Belki İmam-ı Gazali radıyallahu anh, Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi kalp, ruh, akıl ve gözler açık olarak. İşte bütün bu duyguları devre dışı bırakamazsınız ki. Yani akıl var ise ruh, kalp ve diğer duygular ile ancak zahiri ve batini duygularla vardır, ayakta durur. Yani akıl insanın dediğim gibi bastonu olduğu gibi akla da bir baston lazım. Onu da ayakta tutacak. O el olmazsa baston da düşer. O da ayakta durmaz. El istiharakın, yani bu manada tamamen o meselelere dalmış olanların akıl gözünü kapadığı yerlerde dalgıçlar gibi yani. O makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fî küllü şeyin lehu âyetün tedullü alâ enne vâhid, hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş. Yani her bir şeyde Allah'ın varlığına delalet eden bir ayet. Risale-i Nur'da hep bu mana var.
Onun için tüm mektupların başında Üstad Hazretleri o ilmi şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Yani hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesin. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır diye Ayet-ül Kübra'da da her bir şeyde adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi vurduğu yerde hakikat suyunu çıkarttırıyor. Her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın, her bir atomda, her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine bir değil, inanınız birçok pencereleri açmış oluyor. İşte felsefe bu manayı göremez. Ama Üstad felsefeyle yola çıkıyor, bu manayı araştırıyor, aramaya başlıyor. Ancak gözü kapalı gidiyor. Daha sonra, aynen daha sonraki ikinci dönemlerinde İmam Gazali'nin ve diğerlerinin açmış olduğu yoldaki giderekten tevhidi kıble etmiş olması, Kur'an-ı Kerim gibi bir üstadı kendisine rehber edinmiş olmasıyla birlikte bu manada her bir zerrede hakikata birçok pencereleri açmış oluyor. Çünkü yoksa hakikat görülemez. Mesela onu da ifade edeceğim. Mesela ilahiyatlarda felsefenin başına İslam konularaktan meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Oysa İslam'la öyle pek o kadar hakikati yoktur. Yıllarca biz de liselerde felsefe okuttuk ama ben gerçek manada felsefeyi okutmadım. Çünkü baktığınız zaman safsatadan öteye geçmiyor. Çünkü hakikati ifade etmiyor. Batının bile kendi içerisinden çıkan o filozofları ilgilenmediği insanlar gerekli gereksiz düşünceler bollukla içerisinde var. Kafayı tamamen bulandırır. Ama burada mesele nedir? Aklı çalıştırmaktır. İslam filozoflarının ve felsefede önemli olan noktaları mantıktır, sosyoloji bir bütünlüğü içerisinde ele alaraktan ortaya koymaktır. Mesela hiç unutmuyorum, şimdi rahmetlik oldu, 84 yılında, şimdi 2021 yılındayız. İlahiyatta adını söylemeyeceğim, felsefe hocası sınıfa girdi. Direktmen girer girmez tahtaya döndü, sırtını da bize döndü. Tahtaya şunu yazdı, insan hayvandır. Çünkü felsefe insanı öyle tanıtır. El insanu hayvanun natikun. İnsan konuşan bir hayvandır. Bu kadar basite, adi ve kıymetsiz bir vaziyet içerisine indirir. O sırada biraz kabalık oldu ama öğrencinin birisi dedi ki, arkadaşlardan birisi, hocam siz hayvan mısınız dedi. Şimdi hoca ne evet dedi ne hayır dedi. Ve yüzü aynen gördü, kıpkırmızı bir vaziyete girdi. Ve hiç o çocuğa cevap vermeden konuşmaya girdi. Yani burada insanı bu derece mahcup edecek felsefenin ifadesi var. Yani konuşan bir hayvandır derken ki Üstad'ın Asay-ı Musa'da 20 küsur maddede bizlerin de onları ifade edip bir insanı tanımlamasına bak, bir de felsefenin nakıs ve noksan, ya bu nasıl hayvandır denilecek derecede insanı basite indirmiş olduğu noktaya bak. Burada ikinci noktada da Üstad onu ifade ediyor. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh ve İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için, çünkü burada esas olan bu, ikisinin beraber yürümesi lazım. Yoksa ikisi de kör ve topaldır. Her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan, vehim ve korkulardan kurtulmasını temine çalışıp lillahilhamd, eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katire, hubab, habbe, zühre, zerre, şem, meşule, lemalar, reşalar, lasi yemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemadı gayet kısa bir surette yazmış, fırsat buldukça da tab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç müteahhirlere ve dalalette giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur, geniş ve külli mesneviler hükmüne geçmiş. İşte bu felsefe, üstadın bu kelamına, ki hakikaten şimdiye kadar İslam alimleri içerisinde bu kadar külli bir manada ifade eden insan hakikaten yoktur. Mübalağa etmiyorum. Yani komünizmin, ateizmin, inançsızlığın, sosyalizmin, materyalizmin kökünü tamamen kurutacak derecede akli nakli delillerle, sadece akıl değil, nakli delillerle, aklın ispatıyla, çünkü bu asır fen ve felsefenin revaçta olduğu bir asırdır, onunla ispat ederekten ortaya koyuyor. Gelin bunu tüm külliyattan önemli noktalara ele almış olduğum bazı noktaları ifadeye çalışalım. Girişte de ifade ettiğim gibi ayette وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا. Kime hikmet verilmişse, hikmet her şeyin mana, hakikati, anlamı, önemi, niçini, nedeni, nasılı, niyeli, niyesi. Ki Hazreti Ali de öyle diyor. Eğer neden, niye, niçin, nasıl olmasaydı ilim olmazdı. İlim işte hikmetli olur. Felsefede hikmet yoktur. Felsefede akıl yürütme vardır, dediğim gibi çözüm yoktur. Problemi çözme olayı yoktur.
Ama akıl yürütüp çözüme yollarını gösterir, çözüme varmaz. Kur'an-ı Hakim'in hikmet kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, karşılaştırılması, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine üstünlük yönüne bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır diye burada farkını ele alıyor. Burada bir temsil ile bunu üstad ifade ederken bu manada, yani felsefeyi tabiiyenin iki kişi farz ederekten örneklerini veriyor. Burada ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise o örnekten sonra bu meseleye felsefenin bakışı ile Kur'an'ın bakışını mukayese ediyor. Felsefe ise huruf-u mevcudatın, yani varlıkları harflerden ibaret bir şey düşündüğünüz zaman onun tezyinatında, bu harf ne kadar süslü, püslü, güzel, rengi şöyle böyle, onun zahiriyle ilgilenir. Ve münasebatında, bağlantı noktalarında dalmış ve sersemleşmiş. Hakikatin yolunu şaşırmış. O noktada felsefe zahire baktığı içindir ki hakikate nüfuz etmemiş, yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatını, yani kainat bir kitap ise her bir varlık bir harf durumunda. İşte onların harflerine, manayı harfi ile, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip felsefe ne yapıyor? Manayı ismi ile. Yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisini müşteki, şikayetçi eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Çünkü zahiriyle uğraştığı içindir ki bu manada tamamen, yani asıl lafızla uğraşmaktan hakikate geçmeye vakit bulamıyor ki. Ama Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesinde ise felsefenin halis bir tirmizi bir firavundur. İkisinin mukayesesini yapıyoruz da. Fakat menfaati için en hasis, değersiz, önemsiz şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatlı kişiyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrit, inatçı. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise, alçak, aşağı, değersiz bir menfaat için, ki batı dünyası bugün o menfaat üzerine dönüyor. Ayağını öpmekle zillet gösterir, deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakir, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı istinat bulmadığı için, zatında gayet acz ile aciz bir cebbar kod vuruştur. Hem o şakir, menfaat perez kod endiştir ki, yani kendisini beğenmiş. Gaye-i himmeti, nefis ve batnın, karnın ve fercin hevesatını tatmin, yani şehvi duygularını memnun etmek ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı Kur'an'ın hali, menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir kodgamdır. Yani aldatıcı, menfaat perez, kendisini düşünen, egoist bir durumdur batının bugünkü felsefesi. Ama hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir mukayesede. Ama Kur'an'ın yetiştirdiği kişi ise tam bir kuldur. O da halis. Fakat azam-ı mahlukatı da ibadete tenezzül etmez. En büyük gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Ve Hazreti Ebu Bekir gibi, ya Rabbi, bu vücudumu cehennemde öyle büyük ki ehli imana yer kalmasın. Batıda hangi insanda bunu duyabilirsiniz? Mümkün mü? Asla. Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim, halimdir, gurur yok. Fakat fatırın gayrını Allah'ın dışında, daire izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'e ona iddihar ettiği, hazırladığı ukrevi servet ile müstahanidir, onunla yetinir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretini istinad ettiği için kavidir, güçlüdür. Hem yalnız liveşillah, Allah için, rıza-i ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte bu manada her iki öğrencinin de buradaki durumu açık ve net olaraktan ifade ediliyor. Bunu üstad aynı şekilde hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin bir de toplum hayatına, insanlık hayatına, hayat-ı içtimaiye, beşeriye vermiş olduğu terbiyeler var. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı, dayandığı nokta kuvvet kabul eder.
Hedefi menfaat bilir. Menfaatim yoksa benim için bir değeri yok. Düstur hayatı cidal tanır. Kavga, savaş, öldürme, kan akıtma. İşte İslam dünyasını getirdikleri durum. Cemaatlerin rabıtasını, bağlantı noktasını unsuriyet, menfi milliyet tutar. He, ben ölsem milletin feda olsun der. Milleti için her şeyi feda eder. Mazlum, kadın, yaşlı demeden. Semeratı ise, neticesi ise hevesat-ı nefsaniyeyi, nefsin isteklerini tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi, insanların ihtiyacını 3-4'ten teziddir, 300-500 bine binlere çıkartır. Halbuki kuvvetin şeyini güçlü olmanın gereği tecavüzdür. Başkasına tecavüz etmek. İşte İslam dünyasına batının tecavüzü gibi. Menfaatın şeyini işi gereği her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. 3-5 kuruş çok affedersiniz. Köpeklerin bir kemik üzerinde boğuşmaları gibi. Düstur-ı cidalin şe'ni mücadele etmenin gereği çarpışmaktır. Bu felsefenin zihniyeti, bugün Avrupa bunu gösteriyor. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Kendi saadetlerinde insanlığın, tüm insanlığın saadetinde götürmüş. Ama hikmet Kur'aniye ise Kur'an'ın verdiği felsefe, İslam felsefesi, hikmet, gerçek mana o. Maslahat, fayda ve yarar ise nokta istinadı, dayanak noktası kuvvete bedel hakkı kabul eder. Yani kim haklıysa o güçlüdür. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine çarpışmak yerine düsturu taavunu esas alır. Birbirine yardımlaşma. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Yardımlaşma düsturunu, vakıflar bunun en güzel örneğidir. Cemaatların rabıtalarında unsuriyet milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatani kabul eder. Hepimizin Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, güneşimiz bir, dünyamız bir, ayımız bir, suyumuz bir, havamız bir. Hepimiz Rabbimize intisap cihetiyle kardeşizler. O cihetle herkesi birbirine kardeş kabul eder. Gayatı, hedefi, gayeleri hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maaliyata, ulvi ve güce şeylere, teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. İşte gerçek insan budur. Hakkın şe'ni ittifaktır, birlik, beraberlik. Faziletin şe'ni tesanüttür, yardımlaşma. Düstur-u taavunun, yardımlaşma düsturunun onun da gereği nedir şe'ni? Birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir. Aynı babanın çocukları. Aynı Rabbe ibadet etmiş, yönelmiş, mensup olmuş, nispet etmiş. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Birbirini bağlıyor, kucaklıyor. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalatı kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadeti dareyindir. İşte bu mevcuttur. Yani dinin felsefesi ile ki buna hikmet diyoruz. Batının felsefesi arasındaki mana işte budur. Yine Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsuri hikmetlerini, dersi ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen burada da bu sözleri üstad burada ifade ediyor. Çünkü külliyatın çok yerinde hikmetle felsefeyi sürekli üstad karşılaştırarak da Risale'de çokça ele almış oluyor. Mesela burada da soru cevap zımnında şöyle diyor. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi bahsetmiyor? Yani harfler şöyledir, boyu şöyledir, uzunluğu şöyledir, italiktir diyerekten böyle adeta harflerin hususiyetleri, şekilleri zahiriyle orada boğuluyor. Şimdi burada soru da niye bahsetmiyor? Bazı mesaili, meseleleri mücmel bırakıyor. Kısa ve öz. Bazısını nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi ammeyi, umumun genelin hissini rencide etmeyecek, yaralamayacak, fikri avamı taciz edip yormayacak bir surette basitane-i zahiranede söylüyor. Niye zahire bu kadar çok az yer veriyor? Cevaben deriz ki bu cevap yetmiyor. Felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Öyle. Hakikatin yolunu şaşırmış. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden de elbette anladın. Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma-i ilahiyeyi bildirsin. Yani Allah hesabına bahsetmiş oluyor. Ama felsefe ne yapıyor? O sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kütle-i azime-i maya-i nariyedir. Yani büyük bir ateş kütlesi. Ondan fırlamış olan seyyaratı gezegenleri etrafında döndürüp cesameti büyüklüğü bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhiş, vahşet verici, korkutucu bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemali ilmi vermiyor.
bahsi Kur'an gibi etmiyor. Kur'an'ın haber verdiği gibi haber vermiyor. Yani adeta korkunç bir vaziyette zahirinde boğulup hakikatine bir türlü nüfuz etmiyor. Oysa Kur'an ne yapıyor? Her şeyin hakikatine nüfuz ederekten gerçek manasını, gerçek hakikatine nazara vererekten o şekilde böylece Rabbisiyle olan münasebetini ve bağlantısını ele almış oluyor. Yine burada da Hikmet-i Kur'aniye'nin karşısında meydan-ı muarazaya çıkan felsefe-i beşeriyenin Hikmet-i Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini yine Üstad 12. sözde diye vesair sözlerde de bunu ele alıyor. Felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, hasiyetlerinden tafsilen bahseder. Yani hep aynı nokta. Saniyine, yaratıcısına, ustasına karşı vazifelerinden bahsetse de icmalen bahseder. Yani bu insafsızlık olmaz mı Allah aşkına? Yani bir sanat hakikaten mükemmel, harika bir şekilde o sanattan bir ömür boyu binlerce, milyonlarca kitap yaz, bahset ama onun yaratıcısından hiç bahsetme, hiç haber verme. Tamamen hakikaten mantık dışı bir durum. İşte bundandır ki Üstad burada iki kafileden bahsediyor. Silsile-i Nübüvvet ve Diyanet kafilesi. İyi ki Hazreti Adem'den beri gelen iki büyük kafile durumunda. Bunlardan felsefe ve hikmet. Bu her ikisi de elbette ki bazı hakikatlardan bahsediyor. Ama dediğimiz gibi felsefe burada hep maddede boğulmuş. Materyalist bir zihniyetle. Ama nübüvvet ise, diyanet ise sürekli sanatkardan, yaratıcısından bahsediyor. Burada önemli olan onunla irtibatı kurmak. Böylece onu tanırsa insan, yaradanını tanırsa esbabı da bilir. Onun için Efendimiz öyle diyor. Men arafe nefsahu fakat arafe rabbahu. Nefsini bilen Rabbisini bilir. Adam kendisini, yani kendisini Rabbisini bilmek için kullanmıyor. İşte insanın kilosu bu kadar, boyu bu kadar, yaşı şu kadar gibi insanın zahirine göre hareket ediyor. İşte burada biri cennet gibi bir hakikati ortaya sunarken, diğeri cehennem gibi bir hakikati, daha doğru hakikatsızlığı ortaya koymuş oluyor. Burada insanın yer ve göklerin tahammülünden aciz kalmış olduğu en büyük emanetten birisi de emanettir. İşte felsefe bu emaneti öyle bir hale getiriyor ki, Batı felsefesinde esas olan odur, aynen Firavun gibi yapıyor. Firavun'un özelliği neydi? En rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Ey Mısırlar, ben olmazsam sizi kim yedirecek, kim içirecek, kim barındıracak? Yani oysa kendisi nasıl bir ilahsa bir avuç suda boğuluyor. İşte felsefenin tutmuş olduğu o karanlıklı yol, Ene'yi böylece adeta ilahlaştıraraktan ki piyasa mesela İslam'da insanın tevazu esas alınır, mütevazi. Ama Batı son zamanlarda da özellikle 20 yıl içerisinde de Batı'dan tercüme edilen, yazılan birçok şeylerde insanı ilahlaştırmak. İnsan böyle harika, tamam mükemmel de insanı yaratıcısına bağlayarak değil. Yani ilahı haşa Cenab-ı Hakk'ı tabiri caizse devre dışı bırakaraktan insanı oraya oturtturmak. Ki Batı öyle diyor mesela. Kendi ifadeleriyle ağızlı. Ey Tanrı sen 0-1 yaptın, bak biz 0-2 yapıyoruz. Yani teknolojiyle gelmiş olduğu noktada tabiri caizse o aklı kendisine veren Rabbisini düşünmüyor. Adeta onu devre dışı bırakaraktan kendi aklını ön plana çıkartıyor. İşte felsefe burada Ene'ye manay ismiyle bakıyor. Yani kendi kendine delalet eder cihetiyle bakıyor. Manası kendindendir, kendi hesabına çalışır, hükmeder cihetiyle. Felsefe dinin böylece, diyanetin bakmış olduğu gibi o manada yaratıcısı hesabına değil, belki kendisi hesabına bakaraktan kör bir şekilde hareket etmek suretiyle felsefe körü körüne bir hareket içerisinde, girdap içerisine düşmüş ve girmiş olur. Onun için Üstad sürekli risalelerde gördüğümüz gibi bu mukayeseyi yaparaktan aleme, her şeylere olan bakışı yaratıcısı hesabına bakıldığı zaman bir kıymet ifade ettiğini ifade ediyor. İşte bu zamanın en tehlikeli pozisyonunu Üstad şöyle ifade ediyor. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda dalalet, Kur'an ve İslamiyete ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Yani güya adam ilim namına, felsefe namına kainatın sahibini inkar ediyor. Şu cehalete, hamakata, denaete bakar mısınız? Bu zamanda dalalet, Kur'an ve İslamiyete ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. İşte Üstad bunu izale etmek için hakikaten onun gireceği en son deliğe kadar tıkayaraktan artık gidecekleri delikleri, fare deliklerini tıkıyor.
şeytanı bile, üstad dikkat ediyorum mektubatta şeytanla münazarada özellikle, şeytanın bile inanınız en büyük filozofunun bile aklına gelebilecek konuları üstad nazara veriyor ve onu tıkayaraktan, onun batıllığını ispat ederekten, hakikatini göstererekten gidecekleri en son delikleri de kapatıyor. Ama felsefe sürekli bir şekilde gedik açıyor, delik açıyor, kaçacak noktalar açıyor, münafıkane bir yolu izliyor. Eski zamanda ikinci kısım binden bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden bir irşat ile yola gelebilirdi. Çünkü öyledir, hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Yani o da hamakat ve cehaletten kaynaklanaraktan o şekilde maddeyi esas almış oluyor. Burada yine giriştekinin benzeri olarak eski Said Nursi, eski Said tabir ettiği gençliğinde felsefede çok ileri gitmiştir. Garbın Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su gibi hakikatlı filozofları ve Şark'ın İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi gibi dahi hükemalarından felsefe ve hikmette Kur'an-ı Hakim'in feyziyle çok ileri geçmiş. Yani onlar bile talebesi durumunda. Doğrudur. Ve Kur'an'dan başka halaskar, hakiki rehber olmadığını dava etmiş ve Risale-i Nur eserlerinde ispat etmiştir. Bu hakikatlarda şüphesi olan olursa, üstad ahirete teşrif etmeden bizzat şüphesini izale edebilir. Talebelerinin bu manada yazmış olduğu, o ifadede de belirttiği gibi. Yani onlar hakikaten üstada ancak talebe olabilirler. Ki bu hakikat olarak büyük şairimiz, edebiyatımızın medarı iftiharı merhum Mehmet Akif bir üdeba meclisinde, ediplerle toplanmış olduğu bir durum içerisinde, Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'lar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler demişlerdir. Öyle kendi zamanının adamı olan, hakikaten harika bir insan olan bu manada Mehmet Akif hakikati ifade etmiştir. Burada da yine وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا ayetinin burada da aynı şekilde tefsirini Şems Suresi bu yani ayet-i kerimedeki bu manada da ifade edildiği, gene burada da Üstad o mukayese yapıyor. Bakara Suresinin 260. Burada aynı şekilde İsra Suresinin 105. ayeti ve men yu'tel hikmete ayeti kerimesi. Bu mukayese yaparaktan felsefenin aciziyeti, güçsüzlüğü, yani bir derece körcesine her şeye bakışını burada genişçe Üstad ele almış oluyor. Onun için felsefe gözünü kapatarak gittiği içindir ki meseleleri o surette gerçek mahiyetini görmüyor. Yine deminkini teyiden, bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare yeganesi nurdur. Nur göstermektir ki kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun, felsefeyle değil yani. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kafirler münafık derecesine iner. Münafık kafirden daha fenadır. Demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır, nifaka inkılap eder. Onun içindir ki bu zamanda hakikati göstermek lazım. Yani talebeyi, kişiyi mütehayyir hayrette, kötü bir durum içerisinde bırakmamak lazım. Şimdi tabii belki hep burada felsefeyi kötülemiş gibi bir durum olabilir ama üstad zaten hem lemalarda burada da ifade ettiği gibi yani Avrupa'yı iki noktada değerlendiriyor. Bir onun muzahraf, bozuk olan, adeta çöplükten ibaret olmuş olan felsefesi ve sefih medeniyeti, aşağılık, denaet olan, sefahat ve rezalet içerisindeki durumunu. Onun için Avrupa ikidir diyor. Bir iyi sevilik dini hakikisinden aldığı feyiz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriye nafi, faydalı, sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. İçinde adam gibi olan, ilme hizmet eden olabilir. Onların benim muhatabım değil diyor. Belki felsefe-i tabiyyenin zulmetiyle, işte Allah'a tabiri caizse devre dışı bırakmaya çalışan, inkar eden felsefeye hitap ediyor. Belki felsefe-i tabiyyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını, günahlarını, mehasin, güzellik zannederek, yani çamuru, pislikleri, miskü amber zannederek, beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Diyerekten o bozuk Avrupa'nın bozukluk noktalarını bu lemalarda üstad uzun bir şekilde de ifade etmiş oluyor. Yine hastalıklı özellikle, felsefe-i sakimenin, hastalıklı felsefenin şakirtleri. Yani adam kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı? Gayre himmete de. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Yani bir kere Avrupa'nın kendisi hasta. Yani eğer
Elinde bir deva şifa varsa önce kendisi o devayı ve şifayı kendisi yapsın. İşte felsefenin buradaki şakirdiyle, Kur'an'ın şakirdiyle öncekiyle yapmış olduğu mukayese gibi burada da üstad o durumları mukayese ediyor. Yani tek gözlü olaraktan, hastalıklı olaraktan Batı felsefesinin değil sadece dünya hayatını kaybettirmesi, en önemlisi ahiret hayatını da kaybettirdiği içindir ki kişiyi böylece hem dünyada hem ahirette de büyük bir tehlike içerisine atmış olduğunu hakikaten görmüş oluyoruz. Yani onun için hastalıklı olan ve tek gözlü olmuş olan Batı bu manada hakikati göremez. Yine deminkini teyiden ahir zamanda felsefeyi tabiiyenin verdiği cereyanı küfriye ve inkar uluyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada. Nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Öyle de Hz. İsa aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkarı uluhiyet fikrini öldürecek. Yani böylece yine kalp hakim gelecek Kur'an'ın vel akıbetül müttakin ifadesiyle yine semavi olan Kur'an'ın kılıncı böylece beşerin ortaya koymuş olduğu o tehlikeli durumu ortadan kaldıraraktan hakikatin barika, asa, adeta şimşek gibi olan o hakikatini gösterecektir. Tabiiyyun maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudane. Gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla yani materyalizm olarak intişar ederek kuvvet bulup işte bu asrın tehlikesi bu. Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelecektir. Ki bu derecenin de maalesef insanlık içerisindedir. İşte şu hikmet-i dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki şuursuz tabiatı, felsefenin bakışı bu. Şuursuz, hiçbir düşüncesi yok. Tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esbabı, şuursuz, cansız sebepleri, şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar, dalalet zulümatına düşüp nur-u hakikati bulamamışlar. Yani felsefenin yine bir benzetme ile ifade edecek olursak aslında odaya giriyor, elektriği yakmıyor. Ulan oğlum tabiri caizse elektriği yaksana ya odadakileri. Yok o zaman arayamam ki bir şey. Bir düğmeye basıp da Kur'an nurunun, iman nurunun, kalp nurunun, akıl nurunun elektriğini yakıp da odada ne var ne yok o şekilde araştırma yoluna gitmiyor. İşte Kur'an nurdur, iman nurdur, din nurdur, kalp nurdur. Onun düğmesine bassa felsefe ne yapacak? Dünyası da ahireti de aydınlanmış olarak olacak. Ama şu anda karanlık içerisinde. İşte üstad hep onların o vaziyetini, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Yani demin de ifade ettiğimiz gibi hakikatin yolunu bulamadığı içindir ki felsefe o noktada sapmış. Bu da başta girişte takdimde ifade ettiğim gibi hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, çıkışı, ağlebi hükemanın, filozofların birçoklarının da Avrupa'da gelmesi kader-i ezeliğin bir remzi ve işaretidir ki Asya akvamını, Asya'daki kavimleri intibaha getirecek, uyandıracak, terakki ettirecek, madde ve manen yüceltecek, yükseltecek, idare ettirecek din ve kalptir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli. Yani tamamıyla devre dışı bırakmıyor üstad. Yani bu manada ancak destek olursa, yani onun manevi bakışına düğmesini tekrar kapatmazsa o zaman bir mana ifade eder. Ama işin kötü tarafı ne yapıyor? Lambayı kapatıyor, ben öyle arayacağım diyor. Ya lambayı yak, ondan sonra ararsan hakikati daha net bir şekilde görmüş olursun. İşte yine üstad burada eski Said ile yeni Said'in mukayesesini yaparaktan hakikaten iman gözlüğüyle ondan dolayıdır ki üstad her şeyi iman nazarıyla, iman gözlüğüyle bakaraktan kainatın mana ve hakikatini bu manada gerçek yönüyle de görmüş oluyor. Çünkü aksi takdirde karanlıkta kalmış olacak. Manalar, hakikatlar nasıl görülecek? Ancak lafızlarda kalınmış olur, lafızlarda boğulmuş olur. Yine burada da üstad aynı şekilde bu mektubunda da bu manayı ifade etmiş oluyor. Onun için külliyatın birçok yerinde bu manada felsefe ilimleriyle din ilimlerini diğer bir ifadeyle İslam'ın hikmet manasını üstad bu şekilde mukayese ederekten onun bakışını nazara vermiş oluyor. Yani felsefe nasıl bakıyor, İslam bu noktada bu meseleye nasıl bakıyor onu bu şekilde mukayese ederekten ele alıyor. Burada da bir seyahat-ı fikriye de üstad yine bu manayı
bir temsil ile ifade ediyor. Bir temsil ile bu meseleyi anlatıyor. Yani felsefenin karanlıklı vaziyetini. Ancak onun, mesela onun gözlüğüyle baktığımda gözüm karardı. Tamamen yani düşecek gibi oldum. Felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmet Kur'aniye ve imaniye ile ışıklanmış bir göz ile baktım. Böylece o göz ile bakınca alemin nuru ortaya çıkmış oluyor. Alemin hakikati ortaya çıkmış oluyor. Gerçek manası görüyor. Niye? Çünkü felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. İşte burada üstad bu manayı hakikaten felsefenin gözlüğüyle gözüne takmış olduğu gözlüğüyle gözü arasındaki bu mukayeseyi yaparaktan o gözlüğü takanların da aleme, varlıklara, eşyaya, her şeye bakış durumlarında bu şekilde nazara veriyor. Demek ki felsefede muzahraf bir durum var, kör bir durum var, bir körlük ister istemez söz konusudur. Yine burada üstad felsefeyi tabiiye ile onların hastalıklı, batının hastalıklı görüşlerini de burada aynı şekilde ikisini birbirleriyle karşılaştıraraktan da bu mukayeseyi burada da aynı şekilde yapmış oluyor. Ve daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi eneye kuvvet vererekten, yani eneyi benlik dediğimiz gururu ön plana çıkartaraktan, yani hakikaten Cenab-ı Hak muhafaza etsin, ilah derecesinde bir pozisyon ona vermiş oluyor. Yine üstad Mesnevi'de şöyle ifade ediyor, felsefe talebesiyle medeniyet tilimizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şair-i İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde Kur'an nurcuları böyle müdafaada bulundular. Nasıl? Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan aciz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa pekala dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız. Var mı böyle bir şey? Yok. Ve illa dilinizi kesin konuşmayınız. Bakınız arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel arslanı tehdit ediyor. Yani karşımızda ebedi bir alem, ebedi bir hayat söz konusu iken gel kör oldu onu görme. Sadece şu dünyanın zahirine, lafızlarına bak, orada boğul. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir bırak olur. Bizleri rahmet-i rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar ve batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Yani o kabir kapısını kapatabilir misin? Hayır. Kapatamayacağına göre o halde bu dünyaya inhisar etmek elbette ki akıl ve mantık işi değil. Yine üstad burada da Mesnevi'de de o mukayeseyi yapıyor. Yani Kur'an'ın bahsettiği durumlar ile felsefenin bahsettiği durumların arasındaki farktır. Kur'an'ın tilmizi ile felsefe tilmizinin içtimai ve şahsi cihetlerden mukayese ederek felsefenin sakim, işte hep bu hastalıklı yani hakikaten hastalıklı ve muzır kısmının batıl hükümlerini çürütür. Yani hastalıklı kısmı var ve insanı da hastalıklı edecek bir hali var. Oradan tutaraktan Kur'an'ın nuruyla ancak bu insanlar o vaziyet içerisinden kurtulma durumları mümkün olabilir. Yoksa o dalalet içerisinde, girdap içerisinde o da kör kalır, o da hastalıklı bir vaziyet içerisinde olmuş olur. Burada da yine felsefenin hayat-ı içtimaiyeye hiçbir kemalat veremeyeceği, ancak Kur'an'ın nuru ve Kur'an'ın nurundan istifade edilen bir hakikatle bunun mümkün olacağını, çünkü dalalet, ilhad ve tabiat bataklığına battığı içindir ki, ancak elinden tutacağı insanı da kendisi gibi o bataklık içerisine götürüp sürüyecektir. Yine burada üstad, fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle gittikçe yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Onun için felsefeyi ön plana çıkarmak değil, işin ruhu budur. Fen ve felsefenin tasallutuyla, özellikle batıdan üzerimize hücum etmesiyle ve maddiyun ve tabiyyun, maddeperest, materyalist, maddeyi esas alan ve tabiyyun, tabiata tapan, tabiatperest, taunu böyle bir hastalık, beşer içine intişar etmesiyle her tarafa, ilkokullara kadar, ortaokullara kadar adeta yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yani ona revaç vermek, imanın kurtulmasına elbette ki çalışmaktır. Ancak o şekilde beşer salahı, ıslahı, güveni, huzuru, rahatı mübalağa değil, elde etmiş olur.
Burada da yine aynı şekilde üstad o ikisi arasındaki muvazeneyi yapmış oluyor. Yani Kur'an'ın vermiş olduğu hikmet ile Batı'nın bu manadaki felsefesinin arasındaki yine bu mukayesede bunu belirtiyor. Ama Kur'an ne yapıyor? İnnemel müminune ihvetun hakikatınca herkesin birbirleriyle kardeş olduğunu, iman cihetiyle aynı babanın evlatları mesabesinde olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Burada mesela bugün doğunun da, diyelim ki doğuda bugün terörün olmuş olması, o insanların cehaletten kurtulmasının da onlara fen ve felsefenin öğretilmesiyle değil, hikmet ve hakikatin, Kur'an ve Kur'an'ın nurunun öğretilmesiyle ancak mümkün olabileceğini ifade etmiş olmaktadır. Yani çünkü gerçek mana Kur'an'ın nuruyla elde edilebilir. Onun dışında Kur'an'ın nurunun dışında bir nur elbette ki söz konusu değildir. Bu konuları genişçe Üstad Risale-i Nur'un tüm külliyatında baktığımız zaman hakikaten Kur'an'ın nurunu göstermek suretiyle felsefenin o kör bakışını, gözlüğünü bir derece devre dışı bırakıyor. Yani o gözlüğü çıkar, Kur'an'ın gözlüğünü gözüne tak diyerekten o gözlüğü taktırmış oluyor. Yine Üstad böyle bir yolculukta da Kur'an'ın nuruyla felsefenin o gözlüğüyle bakış arasındaki farkı da şöyle ifade ediyor. O seyahat-ı hayaliyede, rızka muhtaç, hayvanat alemini gördüğüm vakit maddi felsefe ile baktım. Hassiz ihtiyacat, sayısız ihtiyaçlar ve şiddetli açlıklarıyla beraber, zaaf ve acizleri, o zihayat alemini bana çok açıklı ve elim gösterdi. Marifet gözüyle bakılmazsa çünkü vahşi bir durumda görülür. Varlıklar birbirlerini öldürüyor. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmet-i Kur'aniye ve imanın dürbiniyle gördüm. Rahman ismi Rezzak burcunda parlak bir güneş gibi tulu etti. O ağaç biçare zihayet alemini rahmet ışığıyla yaldızladı. İşte o rahmet nazarıyla bakılmadığı zaman, Kur'an nazarıyla bakılmadığı zaman, felsefenin karanlıklı ilmi kanunlarıyla bakıldığı zaman, böylece hayalime dehşetli bir alem görülmüş oldu. Yani dehşetli ve korkunç bir şekilde alemi göstermek suretiyle o dehşetli hal bu şekilde tezahür etmiş oldu. Yine burada felsefenin verdiği ile Hikmet-i Kur'aniye'nin vermiş oldukları şey arasındaki buradaki mukayeseyi de Üstad burada yapmış oluyor. Yine medeniyeti hazıra, felsefeye arasındaki mukayese. Yani hakikaten bugün Avrupa'nın İslam dünyasına saldırmasını için hep petrol için değil mi? Madenlerini elde etmek için değil mi? Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda 200 milyon insan gitmiş. Suriye'de 1 milyon insan, yaşlı kadın, çocuk. Irak'ta 1 milyon 250 bin insan hakeza. Bütün bunlar ne? Hep maddenin esas alınması değil mi? Menfaat. Ben kuvvetliyim, o halde ben haklıyım. Benim menfaatim orada, Orta Doğu'da, o petrola ve yeraltı zenginliklerine uymam lazım. Veya benim hedefim nedir? Cidadır, çarpışmadır. İşte bu zihniyettir ki İslam dünyasını böyle şekilde feryat eder bir hale maalesef getirmiş olmaktadır. Sıkıntıya sokmuş olmaktadır. Silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmiş ise yapacağı bu. Yani bu gözyaşlarını dindirmenin yolu bu. Felsefe silsilesi, yani o mücadeleyi bırakıp, menfaatı bırakıp, kavgayı bırakıp, güç ve kuvvetliyim, haklıyım zihniyetini bırakıp, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmiş ise, alem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Ve ondan sonra bunun mukayesesini Üstad Hazretleri burada yapmış oluyor. Ve örnekleri de geçmişten günümüze kadar örnekleriyle de aynı şekilde hakikaten rahatlıkla görülmektedir. Felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden neşet eden neticeleriyle, silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüt eden neticelerinin binler muvazenesinden numune olarak 3-4 misali burada zikrediyoruz. Kur'an kendi talebesine ne yapar? Mesela Hazreti Ayşe'ye soruyorlar, Efendimizin ahlakı neydi? O da buyuruyor ki, siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. İşte peygamberler bunu veriyor. Yine Efendimiz takalluku bir ahlakında. Allah'ın belirlediği ahlak ile ahlaklanınız. Ama felsefe ne yapıyor? Teşebbühü bil vacip. Kendisini dediğim gibi hep, üstadın nazara verdiği gibi ilah yerine, firavun yerine,
Bende de varım canım. Allah bir sıfır yapmışsa ben iki sıfır yapıyorum. Diyerekten adeta Cenab-ı Hakk'ı taciz edip haşa yerine kendisini koyma gibi bir hamakat ve bir denaet içerisine gitmiş oluyor. Felsefenin düsturu bu. Yani felsefenin düsturu bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler var. Vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder. Diyerekten tamamen şirkle dolu, şirkle dop dolu olan bir zihniyet içerisine insanı atmış, sevk etmiş ve bir derece dünyasını da ahiretini de harap etmiş, bitirmiş olmaktadır. Hep üstad, felsefenin müzahrah bir felsefe, yani pislik, çöplükten ibaret. Yani çöplükte acaba bir cevher bulabilir mi? Ya çöplükte işte nasıl bu, öyle bir denk gelecek ki, kendisini kaybetmiş bir insan oraya atmış düşmüş olacak ki, yoksa hep kör, sağır, muzahraf bir felsefe olaraktan felsefeyi üstad nazara vermiş oluyor. Onun için bu felsefenin bu muzahraf halinden, pis halinden kurtularaktan beşere faydalı olacak olan yönünü ortaya koyması, o noktada hizmet etmesi, geçmişte olduğu gibi geleceğe de topluma faydalı olabilmesi için o mananın olması lazım. Üstad dediğimiz gibi sürekli hem bir yandan mukayese yapıyor, birinci devresinin felsefeyle ilgili olduğu noktaları da görüyoruz. Bununla beraber bir soru cevapta, o halde üstadın mantık, felsefe ve müsbet ilimlerle de alakası var. Var mı? Evet, mantık ve felsefe Kur'an'la barışıp hak ve hakikate hizmet ettikleri müddetçe üstad en büyük mantıkçı ve en kudretli bir filozoftur. Mukaddes ve Cihan Şumul davasını ispat vadisinde kullandığı en parlak delilleri ve en kat'i bürhanları Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu her gün bir kat daha ispat ve ilan eden müsbet ilimdir. İşte felsefenin bu müsbet ilim tarzındaki olan noktasına üstad bakıyor. Zaten felsefe aslında hikmet manasına geldikçe işte problem burada. Hikmet manasına gelmesi, onu yakalaması lazım. Kalple barışması lazım. Kavgalıklı olmaması lazım. Zaten felsefe aslında hikmet manasına geldikçe vacib-i vücut taala ve tekaddes hazretlerini zat-ı barisine layık sıfatlarla ispata çalışan her eser en büyük hikmet ve o eserin sahibi de en büyük hakimdir, hikmet sahibidir. İşte felsefe o hikmetle vardır. Yine tarihi hayatta geçen bazı mektuplardan anlaşılacağı üzere Said Nursi bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla İmam-ı Gazali gibi hak ve hakikate erişmiş ve bu zamanda fen ve felsefe ile iştigal edip şek ve şüphelere maruz kalanları akli delillerle şüphelerden kurtaracak eserler telif etmiştir. İşte Risale-i Nur'un bütün bu külliyatı işte neticede aslında üstadın birinci devredeki o felsefenin kelama, hakiki olan hikmete bir derece basamak olmuştur. Bugün Avrupa'da o basamağı kullanması lazım. Kullanması lazım ki terakki etsin, dünya ve ahiret huzurunu kazansın. Şimdi o felsefe ne yaptı? Kurun-u Ula'nın ilk asırların mecmu vahşetini bu medeniyet bir defa da kustu. Avrupa medeniyeti. Alem-i İslam'ın şu medeniyete karşı istinkafı, geri durması, kaçınması ve soğuk davranması ve kabulde ızdırabı, kabulde zorlanması cahil dikkattir, gayet normal. Zira istina, geri durma, ihtiyaç duymama ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki ilahi hidayet Roma felsefesinin dahasıyla aşılanmaz. İmtizaç etmez, bel olunmaz, yutulmaz, tabi olmaz. Yani o bu manada hakikati o insana gösteremez. Şimdi genel olarak da Risale-i Nur'a da baktığımız zaman Risale-i Nur'da da bu felsefe ile hakikatların burada özetlerini göstermiş olduğum noktayla genişçe. Bu konuda daha önce de ben bu konuda sohbette de bulunmuştum felsefenin dindeki yeri manasında. Birinci aşamada genel sormuştu öğrenciler de hocam özellikle bu felsefe konusunda öğrencilere iki sohbet yapmıştım felsefenin dindeki yeri o ikinci ve de bu birinci olmak suretiyle. Yani dinde evet yeri var ama yani bu manada hikmet manasında olursa felsefenin bir kıymet ve ifadesi, bir değeri söz konusu olabilir. Hikmet olmayan felsefe kördür, sağırdır, hakikati göstermez. İlahiyatta felsefe diye bir yazıyı şundan dolayı yazdıydım bir ara yok. İlk defa böyle güzel bir, daha güzel bir iş yapacaktı. Belki yani ilahiyatlarda felsefeyi kaldırdı. Çünkü felsefe ilahiyatlarda gerçek mana sadece başına bir İslam koyaraktan göz boyamadan öteye geçmiş bir şey değildir.
hikmet manasını ilahiyattaki felsefeler hakikatiyle göstermemektedir. Onun birçok yönünü de biz gördük. Dediğim gibi yıllarca liselerde de anlattık. Aslında keşke gök o manada böyle hayırlı bir girişimini sürdürseydi, daha hoş olurdu. Ve bu manada ilahiyat cephesinde de bastırma olunca gök o durumundan geri adım attı ve felsefe ilahiyatlarda. Ama hikmet manasında oluşturulsa ve bu manada ders verilmiş olsa öğrencilere hakikaten bir kıymet harbiyesi olabilir. Yine bu manada akılcılık ve işrak-ı yün diye yine felsefenin akıllı esas alan zihniyetinin bu konudaki bakış açısını ve ne demek olduğunu da burada tespitler.com'da kendim ayrıyeten de ele aldım, o konuyu işledim. Ve felsefenin de yine tanımı ile ilgili, izahı ile ilgili tüm Risale-i Nur külliyatında da oradan da ele alaraktan demin sizlere özetini de ifade etmiş olduğum şekilde burada da genişçe felsefe ile ilgili geniş bilgileri de aynı şekilde tüm Risale-i Nur külliyatından hülasalandırdım. Onun için mesele hikmetle felsefenin mukayesesidir. İslam dünyasındaki hikmettir, batınınki ise felsefedir. Kalp ile akıldır. Kalp ile akılın bir araya gelerekten imtizac etmesi, barışması lazım ki bu medeniyet yükseklere çıkabilsin, ulvi makamını ihraz edebilmiş olsun, onu tekrar eskisi gibi haşmetli haline gelebilsin. Ayrıyeten kendimin 6000 küsur sayfa Risale-i Nur külliyatından konularına göre Veciz Sözler adlı eserimde A'dan Z'ye kısaca ve felsefe ile ilgili özlü veciz sözleri de burada ayrıyeten ele aldım. İnşallah faydalı olması temennisiyle ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kıssadan da bir hissemiz vardır. Kendimin yazmış olduğum düşündüren olaylar başlığında satılmayan, geçmeyen helal mal kıssası. Köyleri üzüm bağları ve bekmeziyle meşhur olmuştu. İlçeyi, ili hemen hemen orası beslerdi üzümüyle. Yine bir bağ bozumu mevsimiydi. Üzümlerin güzelleri seçilmiş bekmez, bastı, kesme ve kurutmalıklar olarak ayrılmıştı. Bekmezi gerçekten de her zamanki gibiydi. En uzak yerlerden gelir, sipariş verip alırlardı. Bir sene öncesinden avans bile verilir, ayrılması sağlanırdı. Ancak bu sene için ne önceden sipariş verilmiş ne de gelip alınmıştı. Mecburen pazara götürmek gerekecekti. Bu düşünce ile gerekli hazırlıklar yapıldı. Bekmezler yüklenerek pazarın yoluna koyuldular. Ancak uzun yol gidilmemiş olmasına rağmen bir çeşmenin başında konaklamak üzere duruldu. Daha sonra öğrendiğim üzere her sene bu adet devam edermiş. Bu sene de devam ettiriyorlardı bu adetlerini. Adetleri ise yarım olan tuluklar musluğun ağzına dayanır, doldurularak tamamlanırdı. Mehmet dayının ise pek niyeti yok gibiydi. Helal malını haram karıştırmak niyetinde değildi, olmadı da. İleride pişman olacağını düşünerek arkadaşları ısrar ettiler. Mehmet dayı gel, sen de bekmezine su kat. Bizden ayrı davranma, ayrı kalma. Pişman olursun sonra dedilerse de tokat gibi etki yapan bu sözlerine pek de aldırış etmedi. Zaten bir şey dese de dinlemeyeceklerdi kendisini, bir şey de demedi. Netice, pazara varıldı, mallar sergilendi. Öğleye varmadan arkadaşların yarısına kadar su karıştırmış oldukları bekmezleri iyi fiyata da satılmış, köyün yolunu tutmuşlardı bile. Kendisi ise hala bir kilo bile satamamıştı. Oysa fiyat diğerlerinkiyle aynıydı. Her sene kapışılan bekmezin akıbeti bu mu olacaktı? Arkadaşları gider ayak yine kendisini uyarmışlardı. Fakat vicdanı müsaade etmiyordu. O gece handa kaldı. Gözüne uyku girmiyor, devamlı düşünüyordu. Bir türlü vicdandan karar çıkmıyordu. Sıkıntılı da olsa o gece geçmişti. Geçmişti de gündüz nasıl geçecekti? Korktuğu başına gelmiş, ikinci günde satamamıştı. Katsa mıydı ne? Nefsinden fetva aradı ve fetvayı da buldu. Sırf satılıp satılmayacağını öğrenmek için suyu katacaktı. Hele nasıl olacaktı? Bir denemeliydi. İstemeye istemeye. Mehmet amca bekmeze su kattı. Fiyatta bir değişiklik olmamıştı. Fiyat aynıydı. Sadece bu seferki suluydu. Aman Allah'ım. Mehmet amca da öğlene kalmadan bitirmişti. Ama bir türlü anlayamamıştı bu işin sırrını. Köyde diğer arkadaşlarına ulaşmak için adeta uçarcasına gidiyordu. Çünkü onlar bu işin sırrını biliyorlardı demek ki. Köye vardığında da ilk işi onlara varmak oldu. Sebebini sordu. Onlar kendisini takdir ettikten sonra bu işin sırrını da tecrübelerine dayanarak anlatmaya başladılar. Mehmet amca, paralar helal değil ki onlarla helal mal alınsın. Doğru olan senin yaptığındır. Ancak insanlar kazançlarına haram kattıklarından ona bu helal mal layık ve denk gelmediğinden satılmıyor. Haram karıştırmayınca satılmıyor. Karıştırınca satılıyor, Allah affetsin. Not, başkasının yanlışı yanlış yapmaya gerektirmez. Bu bir ibret ve ders içindir. Dinen ve fıkhen su karıştırmayı helalı haram yapmaya gerektirmez ve meşru kılmaz. Bu notu da burada arz etmiş olayım.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El